Merhaba gençler. Şimdi üçüncü ünitemize devam ediyoruz. Konumuz nüfus. Nüfus dediğimiz şeyin bir tanımı var. Nüfus, sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısı. Bakın dikkat ederseniz ne dedim? Sınırları belirli bir alan dedim, değil mi? Yani bu bizim evimiz olabilir, bizim okulumuz olabilir, bizim yaşadığımız il olabilir, yaşadığımız bölge olabilir. Yaşadığımız ülke olabilir. Yani küçükten büyüğe bu şekilde gidebilir. Bu alanda yaşayan insan sayısına biz nüfus diyoruz. Mesela ben size dedim ki evinizin nüfusu kaç sizin mesela dedim. İşte anneniz, babanız, kardeşiniz varsa mesela kardeşiniz ya da işte annemle ben yaşıyoruz sadece diyebilirsiniz. Yani 2 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir fark etmez. Dedemler de bizde yaşıyor dersiniz. 6 kişi yaşıyoruz biz evde diyebilirsiniz. Bu sizin evinizin nüfusunu gösteriyor, değil mi? Yani sınırımı ne koydum? Eviniz olarak belirledim, değil mi? Ya da şey de diyebilirdim. Okulunuzun nüfusu kaç diyebilirdim. Ya da sınıfınızın nüfusu kaç diyebilirdim. Yani ben size ne yaptım aslında? Bir sınır oluşturmuş oldum, değil mi? Belli bir alan çizdim. Bakalım sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısı. Güzel. Türkiye'nin 2018 verilerine göre 82 milyon nüfusu varmış. Bu şimdi 83 milyon hatta işte 84 milyona kadar gidiyor bildiğim kadarıyla 2020 verilerine göre. Yani nüfusumuz giderek hızla artmakta bizim. Nüfusun dağılışı dediğimiz bir şey var. Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısı dedik ya. Şimdi Sivas'ta yaşayan insan sayısı var. Sivas'ın sınırları bu. Ya da atıyorum Afyon'da yaşayan insan sayısı var. İstanbul'da yaşayan insan sayısı var bir de. Bu bizim nüfus haritamız. Bakalım hemen neydi bu? Haritada öğrenmiştik harita konusunda. Haritanın lejantıydı bu, değil mi? Yani haritanın dili aslında. Biz buradan bize ne demek istediğini hemen anlayabiliyorduk. Mesela 12 milyonu aşkın nüfuslu yeri koyu kırmızı ile göstermişti. Nerede var bu bir? İstanbul'da. İstanbul dışında hiç böyle koyu kırmızı bordo bir yer görüyor musunuz? Yok. O zaman Türkiye'nin en kalabalık ili hangisiymiş? İstanbul. Peki İstanbul hangi bölgede bulunuyordu? Marmara bölgesinde. O zaman bizim en kalabalık bölgemiz Marmara bölgesi diyebiliriz, değil mi? Çünkü İstanbul en kalabalık. Bakalım ta Sarı'ya kadar düşmüş. Neresi var mesela Sarı? Sinop var, Artvin var, Bayburt var, Burdur var. Buraların bak dikkat ederseniz hem yüz ölçümü küçük. Yani küçük küçük şehirler genellikle. Bir mesela Erzincan biraz büyük ama nüfusu az. Karaman biraz büyük nüfusu az ama diğerlerinin hepsi genellikle küçük küçük iller bu şekilde. Haritamız böyle. Başka İstanbul'dan sonra İzmir var, Ankara var, Adana var. Antalya'da mesela şu an çok nüfusu kalabalık bir ilimiz. Nüfusumuz bu şekilde. Peki şimdi İstanbul'da çok kişi yaşıyor da acaba Burdur'da niye çok az kişi yaşıyor? Bayburt'ta niye çok az kişi yaşıyor? Demek ki bir şeyleri etkiliyor, değil mi? İnsanlar bir şeylerden etkileniyor ki ona göre İstanbul'a gidiyorlar ya da Burdur'a gidiyorlar. Neden gidiyorlar veya gitmiyorlar? Bunun belli başlı sebepleri var. Bunu etkileyen şeyleri biz ikiye ayırıyoruz gençler. Nüfusun dağılışını etkileyen unsurları ikiye ayıracağız. Bir tanesi doğal nedenler, bir tanesi de beşeri nedenler. Doğal nedenler direkt doğanın kendisinden kaynaklanan, doğanın bize sunduğu olanaklar. Ama beşeri nedenler ise insanın zamanla yaptığı, geliştirdiği şeylerle alakalı. İşleyince daha net anlamış olacaksınız. Şimdi doğal nedenlerde en başında iklim var. Eğer bir yerin iklim şartları çok zorsa, donlu gün sayısı fazlaysa, işte karlı gün sayısı fazlaysa, insanlar ulaşımında zorlanıyorsa, hiçbir şey ekip bitemiyorsa, mesela dünyada çöllerde çok fazla insan yaşar mı? Ya da kutuplarda çok fazla insan yaşar mı? Hayır. Neden? Çünkü bu iklimin etkisidir. İklim olumsuz olduğu için insanlar genellikle iklimin yaşamaya daha elverişli olduğu, yeşillikli, havanın daha ılıman olduğu bölgelere göç ederler. Yani şurayı karlı olan yeri tercih etmektense böyle güllük gülistanlık bir yeri tercih ederler.
Bitki örtüsü. Eğer bitki örtüsü çok yoğunsa, yani mesela Ekvatordaki ormanlar gibi, yağmur ormanları gibi, o kadar sık ki ağaçlar, oraya yerleşemezsiniz. Yani bir sürü ağacı katletmeniz gerekir. Ama öyle kolay da değil yani. Bir de hemen kesseniz de bitmiyor. Yeniden çıkıyor oradaki şeyler. Bir de birçok olan yerler var, bir de hiç olmayan yerler var. Mesela çöl. Çöllerde hiç bitki yok neredeyse, değil mi? Bir de kaktüsler falan var. İkisi de olmaz. Yani ikisi de insanların yerleşmesi için uygun değildir. Daha böyle orta düzeyde bitki örtüsünün var olduğu ama insanların yerleşmesine izin vereceği kadar olan yerlerde daha çok yaşar insanlar. Yeryüzü şekilleri bakın dikkat edin şuraya. Düzlük bir alan değil mi? Çok fazla bina yapılmış, ev yapılmış, insanların yerleşmesine uygun bir alan. Bir de şuraya bakalım. Dağ, tepe, uçurum. Yani engebeli. Eğer yerleşilecek alan engebeli, dağlık ise burası seçilmez de düzlük olan yer seçilir. Su kaynakları, insanın en temel besini, yaşamasını sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de su değil mi? Su olmazsa insan hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Bir kere en başında yaşayamaz. O yüzden su kaynaklarının bol olduğu yerlere insanlar daha çok yerleşmişlerdir. Toprağın yapısı. İnsanlar tarım yaparlar. Tarımdan ürün alırlar ve o ürünlerle beslenirler. Bu yüzden toprak verimli olursa insanlar tabii ki de oraya yerleşmeyi tercih ederler. Bunlar bizim doğal unsurlarımızdı. Bir de beşeri unsurlar. Yani insandan kaynaklanan, insanın yaptığı şeyler var. Bunların üzerine konuşalım biraz da. Sanayi mesela. Sanayi tamamen insanın gidip fabrika kurup işte ham maddeyi işlemesiyle olan bir şey değil mi? İnsan yapmazsa bunu olmaz. Zaten beşer ne demek gençler? Beşer insan demek. Yani insani nedenler demek istiyorlar aslında. Bir yerde sanayi gelişmişse insanlar hem iş bulabilir hem de yemek bulabilirler. Bu yüzden önemli. Madencilik. Bir yerde maden varsa insanların o madeni çıkarması gerekir. Ve o madeni çıkarmak için de yine ne yapar? İnsan gerekli onlara. Bu yüzden iş bulur insanlar. Mesela bizim ülkemizde Zonguldak'ta çok fazla madeni kaynaklı şey var. Yerleşim var. Yani oradan taş kömürü çıktığı için insanlar oraya çok fazla yerleşiyorlar. Tarım yine ne dedik? İnsanların beslenmesi için gerekli olan şey hem de bir iş kolu aynı zamanda. Bu yüzden tarım da çok önemli. Turizm hem insanlar güzelliklere kendileri gezip görmek için giderler hem de iş kolu yaratır turizm. Yani mesela diyelim ki biz şey yapacağız. Tatile gideceğiz. Biz tatile gittik de orada bizim işlerimizi halledecek işte ne bileyim mesela rehberler oluyor değil mi? Yani bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak bazı insanlar da gerekli. O yüzden turizmde hem giden turistler oraya kazanç sağlar hem de çalışanlar yani iş bulmak amacıyla nüfus artar orada. Böyle birbirine bağlı bir süreç. Ticarette bir yerin dış ülkelere açıklığı varsa yani mesela İzmir'in limanları var. İzmir'in limanlarına ne yapıyor insanlar? Diğer ülkelerden mal getiriyorlar ya da İstanbul'a. Bu şekilde insanlar orada ticaret yapabildiği için nüfus da giderek artıyor. Mesela İstanbul'un da nüfusunun artmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi ticaret. Ulaşım. Tabii ki de bir yerin ulaşımı iyiyse nüfusu artar. Mesela İstanbul'un ilçelerine bakalım. Eğer metrobüse, metroya yakın bir ilçe ise o ilçenin nüfusu artıyor. Niye? İnsanlar kolaylıkla işine gidip gelebilsinler diye. Bu da çok etkileyen bir şey yine. Bölge bölge nüfusumuza bakalım. Acaba hangi bölgenin nüfusu fazla, neden fazla diye bunlara biraz bakalım. Ege bölgesine öncelikle bakalım. Ege bölgesinin illerini görüyoruz burada. Göz gezdirelim lütfen. Hem güzel bir bilgi olmuş olur bize.
Şimdi Ege'de benim size daha önceden anlattığım bir konu var. Dedim ki Ege'de dağlar denize dik uzanır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela şurada Spil Dağı var, Çal Dağı var, Yunt, Madra, Kaz. Bunlar dikkat ettiniz mi? Şöyle başlıyor, şuraya doğru uzanıyor. Yani denize dik uzanmış. Benim hava olduğumu düşünün. Hatta şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Şimdi benim hava olduğumu düşünün. Şu kalem hava. Böyle salına salına denizden geliyorum. Salına 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 salına. Hemen şu iki dağın arasından hop geçtim, içerilere doğru gidebildim. Gördünüz mü? Yani denizin etkisi buradaki o güzel havayı bu iç kesimlere doğru taşıyabildim. Bu yüzden Ege'deki bu iç kesimlerin havası da çok ılıman olduğu için etkiliyor bu insanların buraya yerleşmesini. Bunun dışında bir kere şu iki dağ arasında olan düzlük alanlar var ya, şu iki dağ arasında olan, şu iki dağ arasında olan. Buralarda insanlar yerleşim yeri buluyorlar. Şu Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Buralarda hem su çok fazla hem de düzlük bir alan olduğu için, bir de ne dedik, denizden hava da geliyor buralara, çok güzel bir hava. İnsanlar buralara yerleşmeyi çok fazla tercih ediyorlar. Yani aslında oranın yeryüzü şekilleri, iklimi bunu ne yapıyormuş? Etkiliyormuş. Bu anlattığım şeyler sizlere. Bunun dışında İzmir'in mesela limanları var, çok önemli limanları. Ya da Ege'de burası büyük ihtimalle Orak Adası, bu olan yer. Turizm çok fazla oluyor ve insanlar denize girmek için, gezmek için, belli başlı yerleri görmek için, mesela şeyi, Efes Antik Kenti'ni görmek için turizm açısından ne yapıyorlar? Buraları çok sık ziyaret ediyorlar ve turist gittiği için de insanlara çok büyük bir iş kolu açılmış oluyor. Böylelikle insanlar oraya yerleşiyor. Mesela geçen gün şeye gittim ben, Cumalıkızak'a gittim, Bursa'ya. Orada yaşayan halk çıkıyor evlerinin önüne, küçük böyle tezgahlar atıyor, bir şeyler satıyorlar. O insanlar oradan para kazanıyorlar ve doğal olarak orada da yaşıyorlar, değil mi? Turizm onlara bir hayat vermiş aslında. Böyle şeyler de etkileyebiliyor. Ege bölgesinde sanayi gelişmiş, Denizli, İzmir civarında. Denizli'de mesela çok fazla şey var. Tavuk çiftliği var. Yetiştirilen tarım ürünleri çok önemli. Zeytin çok yetiştiriliyor, üzüm çok yetiştiriliyor, haşhaş, tütün, incir. İnciri biliyorsunuz kurutup yurt dışına da satıyoruz. Çok önemli ürünler bunlar. Bu yüzden tarımsal olarak da zengin bir yer. Yani orada yaşayan köylü çorak bir toprakta yaşamıyor. Verimli, güzel bir toprakta yaşıyor. Bu da etkiliyor o bölgenin nüfusunun yoğun olmasını. Şimdi başka bir bölgeye geçelim. Marmara bölgesine geçelim. Marmara bölgesi nüfusunun, yani Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölge. Bunun sebebi de İstanbul. Çünkü İstanbul bizim en kalabalık ilimiz. Bursa da çok kalabalık mesela buradaki illerden. Kocaeli'de de çok kalabalık, sanayi gelişmiş. Bir de yeryüzü şekilleri çok düz. Yani dümdüz bir alan. Tarım yapmak istiyorsan tarım yap. Sanayi yapmak istiyorsan sanayi yap. Her şeye uygun bir alan burası. Onun dışında ulaşımı çok gelişmiş. Zaten İstanbul'un ulaşım ağını biliyorsunuz. Yolları düzgün, engebeli değil. Rahatça hareket edilebiliyor. İşte birçok yere tren var. Birçok yere gemiyle yolculuk yapabiliyorsunuz. Gemiyle mal taşıyabilirsiniz. Bunların hepsi bu bölgenin yoğun nüfuslanmasına neden oluyor. İklimi nasıl? Karışık bir iklimi var, değil mi? Şu kıyılarında Karadeniz. İşte aşağıda Akdeniz iklimi ve Edirne civarında da karasal iklim görülüyor. Bu da birçok şeyi etkiliyor aslında. Mesela tarım ürünlerinin fazla olmasını etkiliyor. Şimdi iklimler farklı olursa farklı farklı tarım ürünleri yetiştirilir, değil mi? O yüzden olumlu bir etkisi var. Ulaşımı çok gelişmiş. İşte E5 var ya da TEM var. Bunlar bir Türkiye'nin bir ucundan başlıyor. Neredeyse bir ucuna kadar ulaşıyor. Önemli yollar bunlar.
Sanayi mesela İzmit, Kocaeli civarında çok gelişmiş. Hem otomobil sanayi hem mobilya sanayi. Bunlar önemli. Sosyokültürel olanakları da çok fazla. İnsanlar İstanbul'da mesela bir sürü üniversite var. Eğitim almaya geliyorlar. Yani İstanbul'un nüfusu okullar açılınca daha da artıyor. Gelelim Akdeniz bölgesine. Akdeniz bölgesinde en önemli illerden bir tanesi Antalya, nüfusunun en fazla olduğu il. Şimdi burada nüfus genellikle kıyı kesme yerleşmiştir. Ne onun da sebebini hemen açıklayayım size. Bakın şurada dağlar var değil mi? Batı Toroslar, Orta Toroslar diye böyle dağlar var. Benim hava olduğumu düşünün. Denizden geliyorum. Hop, dağa çarptım, durdum. Arka kısma ne yapamadım, gidemedim. O yüzden nüfus genellikle bu yeşil olan, yükseltisi az olan kıyı şeridine yerleşmiştir. Buralarda yaşıyor genellikle. Çünkü denizin etkisi mesela Isparta'ya, Burdur'a kadar geçemiyor. Haritayı ilk başta incelerken ne demiştik? Burdur az nüfuslu yerlerdendi demiştik, değil mi? Bakalım. Mersin, Adana şehirleri, Antalya şehirleri nüfus bakımından gelişmiş. Kıyılar paralel olduğu için. Paralel ne demek? Hemen gösterelim. Paralel ne demekti bir kere? Aynı doğrultuda uzanan çizgiye. Bunlar birbirine paralel değil mi? Bakın dağ böyle uzanıyor. Deniz de böyle uzanıyor. Bunlar aynı doğrultuda tamamen değil mi? O yüzden bunlar birbirine paralel. İşte bu paralellikten dolayı hava içeriye ne yapamıyor? Giremiyor. Bu yüzden de insanlar genellikle kıyılara yerleşiyorlar. Bakın koskocaman bir dağ mesela. Denizin ılıtıcı etkisi içlere geçemiyor. Bu dağlara çarpıyor, gidemiyor arka taraflara doğru. Mesela diyelim ki ben buradan şu dağın arkasındaki bir yere gideceğim. Gittiğimi düşünsenize, ulaşımım nasıl olur? Ya bu dağın etrafını dolaşacağım ya da dağı tırmanacağım ya da devlet bana tünel yapacak, o şekilde geçeceğim değil mi? O yüzden ulaşım çok zor. İnsanlar bununla uğraşmak yerine ulaşımı daha kolay olan yerlere yerleşiyorlar. Bu yüzden Akdeniz'in iklimi çok fazla değildir. Mesela Akdeniz'in o iç kesimlerinde yani Isparta'dan o tarafa genellikle tahıl ürünleri ekilir. Çünkü o denizin güzel havası arka taraflara geçemiyor ya, karasal iklim görülüyor oralarda. Bu yüzden genellikle oralarda tahıl ürünleri yetiştiriliyor. Ama denizin etkisinin olduğu Antalya, Mersin gibi yerlerde seracılık yapılıyor. Bakın güzel güzel domatesler yetişmiş. Bu domatesler işte kendini şeyde sanıyorlar. Yaz olduğunu düşünüyorlar. Hemen meyve veriyorlar. Turizm çok etkili. İnsanlar buraya deniz turizmine, özellikle Antalya'da çok fazla 5 yıldızlı otel var. Bu yüzden insanlar hem buraya çalışmaya hem de tatil yapmaya çok fazla gidiyorlar. Adana'nın organize sanayi bölgesinde yine sanayi çok gelişmiş. Bu yüzden Adana'da hem Adana çok değişik bir yer. Hem sanayi hem de tarım çok var. Bu yüzden yoğun nüfuslu bir yer. Karadeniz'e bakalım hemen. Karadeniz'de de yine aynı Akdeniz'deki gibi aslında gençler. Hemen göstereyim bakın. Burada dağlar uzanıyor değil mi? Şöyle dağlar var. Burada da deniz var. Yani deniz ne demek? Dağlara paralel. Yine hava geliyor, geliyor, geliyor. Hop, dağ çarpıyor, arka tarafa geçemiyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop, dağ çarpıyor, arka tarafa geçemiyor. Ama burada böyle şöyle bir özellik var Karadeniz'den farklı olarak. Şimdi ay Akdeniz'den. Akdeniz'de insanlar hep şöyle kıyıya yerleşmişti ya. Karadeniz'de dağların üstünde de var yerleşenler. Neden? Çünkü tarım yapabiliyorlar, çay tarımı yapabiliyorlar, hayvancılık yapabiliyorlar ve yayla turizmi yapabiliyorlar. Yayla turizmi Karadeniz için çok önemli. Hem turist çekiyor hem de insanlara iş olanağı sağlıyor. Hemen bakalım şimdi özelliklerimize. Bakın. Ardeşen ve Pazar diye bir yer. Buraya insanlar çok yerleşmiş ama şurada Kaçkar Dağları'nda neredeyse hiç insan yok tepesinde. Mesela Çarşamba ve Bafra ovaları var. Ova. Ova ne demekti gençler? Alçak
düzlük demekti. İnsanlar bu alçak düzlüklere yerleşip çok fazla tarım yapıyorlardı, değil mi? Samsun mesela nüfusu yoğun olan yerlerden Karadeniz'de. Burası Zonguldak taş kömürü çıkarılıyor. Zonguldak'ta taş kömürü yüzünden insanlar gidiyor mesela oraya çalışmaya ve doğal olarak nüfus da ne yapıyor? Artıyor. İç Anadolu. İç Anadolu nasıl bir yer gençler? Karasal iklim var. İşte yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk, kar yağışlı. Genellikle düzlük bir yer. Ama burada hangi ilin nüfusu yüksek derseniz Ankara'nın çok yüksek. Ankara çünkü başkent biliyorsunuz. Daha gelişmiş bir şehir bu yüzden. Eskişehir'e okumaya gidenler var. Orada da iki tane üniversite var. Konya bizim tahıl ambarımız. Yani tarım çok fazla yapılıyor. Bu yüzden yani Konya'nın da fena değil nüfusu. Bakalım. Ankara ikinci büyük şehrimiz nüfus olarak çünkü başkent. Eskişehir'de üniversiteler var dedik. Konya tahıl ambarı ve Kayseri sanayinin geliştiği bir yer. Her türlü sanayi var Kayseri'de aslında. Gelelim Güneydoğu Anadolu. Of, yemekleri harika olan yer. Çok güzel. İklimi karasal iklim. Genellikle dediğim gibi yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk geçiyor burada ve su yok gençler. Yani su olmadığı için de insanlar çok fazla tarım yapamıyor. Hatta su olmadığı için GAP projesi dediğimiz bir sulama projesi başlatıldı. Gaziantep en gelişmiş şehirlerden bir tanesi burada. Hem ulaşıma çok iyi. Yolları düz vesaire. Hem de sanayi gelişmiş. Batman'dan mesela petrol çıkarılıyor. Bizim tek petrol çıkarılan ilimiz artık Batman. O yüzden biraz yoğun nüfuslu. Son olarak da Doğu Anadolu'ya bakalım. Doğu Anadolu çok engebeli. İşte dağlar, sürekli dağ tepe, dağ tepe. Bu da insanların buraya yerleşmesini etkiliyor. Bakın, çok güzel. Bu bir kabartma harita. Ne kadar çok dağ var, değil mi Doğu Anadolu'da? Yani bu kadar çok dağ varken ulaşım çok zor değil midir gençler? Yol yapacaklar, işte şu dağa tırmanacak ya da bu dağı dolaşacak ya da bu dağdan geçit yapacaklar. Ulaşım çok zor. İklim tarım için elverişli değil. Yükselti çok fazla. Bu yüzden Doğu Anadolu'ya çok fazla yerleşilmiyor. Tarım alanları dar, ulaşımı zor. İklimi sert. Bu yüzden yerleşmeye çok fazla uygun değil Doğu Anadolu. Nüfusumuzun en az olduğu yerlerden bir tanesi. Şimdi sizinle bir etkinlik yapalım hemen. Nüfusun yoğunluğunu arttıran nedenler, nüfusun yoğunluğunu azaltan nedenler. Verimli topraklar ne yapar nüfusun yoğunluğunu? Arttırır, değil mi? Eğer verimli toprak varsa insanlar oraya gider ve tarım yapmaya çalışırlar. Sanayi kuruluşları. Sanayi varsa iş olanağı vardır. Bu da arttırır. Engebeli arazi. Engebeli arazi hem tarım yapılmasını engeller, hem oraya yerleşilmesini engeller, hem de ulaşımı olumsuz etkiler. Bu yüzden nüfusun yoğunluğunu İş makinaları. İş makinaları olumlu bir şeydir, değil mi? İnsanların işini kolaylaştırır ve iş imkanı sunar. Soğuk iklim. Her şey için olumsuzdur. Tarım için de olumsuzdur. Hayvancılık için de, ulaşım için de. Akarsular, su her zaman insanın en temel ihtiyaçlarından, bu yüzden arttırır. Bataklık alan. Bataklık alan insanın kullanılmayacağı alan demek. Bu yüzden olumsuz etkiler. Çorak toprak. Çorak demek verimsiz toprak demek. Bu da olumsuz etkiler. Eğitim imkanları. Eğitim imkanı iyi ise ne yapar insanlar? Oraya doğru göç ederler. Bu yüzden arttırır. Ve son olarak ulaşımı zorsa insanlar orayı tercih etmez. Evet gençler, konumuzu bitirdik. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.